altın ben 41 yıldan beri bu piyasanın içerisindeyim. Hep baktığımızda şunu gördüm. Aynı Mehter'in takımının yürüyüşü gibi. Yani bir tane geri adım atar ama daha sonra iki tane ileri gider. Baktığımızda altın fiyatlarında şu an için bir miktar geri geliş var, dönüş var. Bu da 1980-2000 dolar civarında olan altının ons fiyatının bugün 1705 dolar civarlarına kadar gerilemesinden meydana gelen bir olay. Ama tarih hep şunu gösteriyor. 2000 dolar altının onsu gördüyse yine bunu görerek ileri geçecektir. TL bazına baktığımızda 1050 lirayı gramı, baş, gramı, gördü. 1050 lirayı yine tekrar geçecektir. Çünkü bu tarih tekerrürden ibarettir kelimesiyle de bunu doğrulamaktadır. Dünyada bildiğiniz gibi ham maddeler özellikle yer altından çıkan ham maddelerde bir kısım azalmalar var. Altın bunların içerisinde en kıymetlisidir. Ee, i̇leriki günlerde altının daha zorlanacağını, daha zor bulunacağından dolayı ve altın artık her şeyde kullanılıyor. Bundan dolayı altın fiyatının ben düşeneceği kanaatında değilim. Bugün için dünyada belki bir sıkıntıdan dolayı düşüyor gibi gözükse de ileriki yıllarda, ileriki aylarda bir miktar daha yükselecek gibi. Bunun yanı sıra işte e, dolar euro paritesinin çok büyük etkenliği vardır. Yıllar sonra ilk defa dolar euro arasındaki parite e, birden aşağıya düştü. 0.98'lere kadar gelmiş oldu. Dün e, birebir pozisyonunu yakaladı. Tekrar dün akşamki e, Amerika'nın açıklamalarıyla birlikte dolar değer kazandı, euro değer kaybetti. Bunların tabii etkisiyle e, Türkiye'deki tabii bir miktarda Ekonomik sıkıntılardan dolayı e, şu anda altın fiyatında biraz düşüş meydana geldi. E, bugün altının gram fiyatı 1010 lira alış, 1012 lira satış civarlarında has altının gram fiyatı. Ama e, ben şunu biliyorum, görüyorum ki altın bu fiyatlarda kalmaz diye bu benim şahsi düşüncem. E, Yatırımcıların da tabii e, tasarruf için alacakları altınlarda. Daha işçiliksiz pozisyondaki altınlardan almalarını ben tavsiye ediyorum. Ama günlük kullanılacak, hayatını devam ettirecek şekilde düğün dernek işlerindeki takılarını da almak zorundalar. Bu arada tabi biliyorsunuz Türkiye'nin lokomotif olarak gördüğümüz, özellikle bizim sektörümüzün ve ekonominin lokomotif olarak gördüğümüz kurbetçi sezonu vardı. Türkiye'de geçen yıl sağ olsunlar çok büyük şekilde ülkemize geldiler. Benim tahminlerime göre 13 milyar euro civarında ülkemize bir para bırakıp gittiler. Yine sağ olsunlar bu insanlar. Avrupa'da yaşayıp Türkiye sevdasıyla yaşayan kardeşlerimizin hepsini ben birer Türk milliyetçisi olarak görüyorum. Çünkü ...aynı gömlek, aynı elbise, aynı ayakkabı, aynı saat, aynı altın yurt dışında satıldığı halde... ...oradaki kazançlarını Türkiye'ye aktararak bir Türkiye sevdalılığını yine gündeme getiriyorlar. Ee, bundan dolayı tabii bizim piyasamız çok çok canlıydı son iki aydan beri. Bu kardeşlerimizin hepsine de ayrı ayrı bir teşekkür ediyoruz. Biz kuyumcu eşraf olarak ve esnaf olarak. Ee, tabii ki e, burada onlar da görüyor. Geçen sene en basitinden bir küçük altının alış fiyatı 81 euro idi. Bu sene 93 euro. Bunlar da bu piyasayı takip ettiklerinden dolayı ellerindeki dövizlerini TL olarak değil altın olarak bankaya yatırarak daha kârlı bir kazanç elde etmektedirler.